Diyelim ki karnınız aç ama canınız öyle 3 çeşit yemek yemek pek istemiyor. Onun yerine hazır eriştelere ne dersiniz? Hah, suyunuz kaynadı. Açlıktan karnınız guruldamaya başladı ama bir sorun var. Strafor'dan üretilmiş olan kap kırıldı. Ama bir dakika, bu kabın altı neden boş? Bu boşluğun amacı erişteleri korumaktır. Yani ürünü satan firma bu sayede kabın içine daha az erişte koymayı ve paradan tasarruf etmeyi falan amaçlamıyor. Kaptaki eriştenin neredeyse hiç kırılmamış olduğuna dikkat edin. Ancak diğer paketlerden çıkanlar genelde darmadağın olur. İşte bu tekniğe orta süspansiyon denir. Erişteler teslimat kamyonunda meydana gelebilecek ezilmeleri önlemek için sıkıca paketlenir. Bu sadece eriştelerin güzel ve uzun görünmesiyle alakalı değildir. Ayrıca lezzetli eriştelerin daha homojen bir şekilde yumuşamasını da sağlar. Sabahları nefesimiz pek iyi kokmaz. Neyse ki bundan kurtulmanın kolay bir yolu var. Ağız gargarası ile ilgili aklınıza gelen ilk şey ağzınızı temizlemek için üretilmiş olmasıdır. Değil mi? Ancak ağız gargarası aslında ilk olarak zemin temizleyicisi olarak icat edildi. Hatta antiseptik olarak yıllarca hastanelere satıldı. Fakat pek tutmadı. Daha sonra ürünün pazarlamasında çalışan bazı dahiler ismini ağız gargarası olarak değiştirdi ve ürün naneli nefes tazelendirici özelliğiyle tarihe geçti. Artık dişlerinizi temizledikten sonra bir ürünü farklı isimle pazarlamanın ne kadar güçlü bir şey olabileceğini unutmazsınız. Günümüzde internetin olmadığı bir dünyayı hayal etmek bile zor. İnternet yayınlarının, çevrim içi oyunların veya sevimli yavru kedi fotoğraflarının olmadığını bir düşünsenize. Aslında internet bunun için tasarlanmamıştı ama bu kimin umurunda ki? İlk prototip internetin adı Advanced Research Projects Agency'nin kısaltması olan ARPANET idi. Bu makine çok hassastı. Herhangi birinin makineyi kapatmasını önlemek isteyen bazı zeki bilim insanları makinenin üstüne şu güçlü sözcüklerin olduğu bir kağıt parçası yapıştırdı. Bu makine bir sunucudur. Sakın kapatmayın. Hem de kırmızı mürekkeple yazılmıştı. Öğretmeninizin defterinizin kenar boşluklarını karalaması pek de yeni bir şey değildir. Ancak bu kenar boşlukları aslında bunun için tasarlanmamıştı. Bunlar farelere karşı bir savunmaydı. Eski zamanlarda farelerin işi gücü kağıtları kemirmekti. Yani kağıdın kenarına bir şey yazarsanız yazdığınız şey aç olan bir farenin midesini boylardı. Lakin yeri iyi tasarlanmış birkaç satır verdiğiniz en iyi cevapların yenilmesini engellerdi. Hey, bu pizzayı bitiremiyorum. En iyisi geri kalanının üstünü sarayım. Neyse ki bolca streç filmim var. Ama o da ne? Biraz çekiştirdiniz ve tüm rulo kutunun içinden fırlayıp firar etti. Streç filmin bulunduğu uzun, ince kutuya dikkatle bakarsanız size bu konuda yardımı olabilecek küçük bir özelliğini keşfedebilirsiniz. Her iki uçtaki o karton çıkıntılarından bahsediyorum. O çıkıntıları içeri iterseniz rulo hiçbir yere gidemez. Bu çıkıntıları daha önce hiç görmemiş olmam tuhafmış. Öğle yemeği vakti geldi. Bugün sushi yemek istiyorum. Şimdi deniz yosunu, pirinç, salatalık, avokado ve yengeç etinden oluşan nefis bir sushi tabağı harika olurdu. Yoksa o yengeç eti değil mi? Bu aslında yengeç etinin bir taklidi. Bu şey şekerle harmanlanmış ucuz ve beyaz balık eti. Balık etinden oluşan bu karışım daha sonra ısıtılıp preslenir. Nefis. Belki de ona denizlerin sosisli sandviçi denmesinin nedeni budur. Yok, bunu ben uydurdum. Evinizdeki mikrodalga fırının hepimizin gördüğü ama hiç dikkat etmediği bir sırrı var. Mikrodalganın kapısında gördüğünüz o siyah örgü desenine Faraday kafesi denir. Bu kafes elektromanyetik enerjinin ya da mikrodalgaların fırından firar etmesini ve sizi de pişirmesini engeller. Bu sayede de yemeğiniz hızlıca ısınır. Her mikrodalgada bu örgü deseninden bir tane olur ve hepsinin kalitesi farklıdır. Faraday kafesi telefonunuzdan gelen sinyalleri dahi engelleyebilir. Sanırım bu faydalı olabilir ama aramaya cevap vermek için patlamış mısırınızın patlamasına mola vermeye gerek olmamalı, değil mi? Sanırım uçak moduyla uğraşmak daha kolay. Hiç IQ testi yaptırıp Einstein kadar akıllı olduğunuzu keşfettiniz mi? Ben de etmedim. Zaten ortalama IQ seviyesi sadece 100 puandır. Ayrıca Einstein'ın bu teste girdiğine dair de çok az kanıt var. Çoğu insan başlangıçta bu testlerin zekayı ölçebilmek için fazla belirsiz olduğunu düşünüyordu. IQ testi ders çalışırken yardıma ihtiyaç duyan çocuklar için tasarlanmıştı. Daha sonra bu testin zekayı belirlemek için uyarlanabileceği anlaşıldı. Ancak ilk amacı zeka ölçmek değildi. Peki hiç baloncuklu naylon patlattınız mı? Yapmadıysanız çok şey kaçırmışsınız. Ancak tahmin edeceğiniz üzere bu baloncukların üretim amacı onları patlatmak veya günümüzdeki gibi kullanılmaları değildi.
Baloncuklu ambalaj yeni ve dokulu bir duvar kağıdı olarak icat edilmişti. İlk baloncuklu naylon 2 adet duş perdesi birbirine yapıştırılarak oluşturuldu. Fakat ürün hiç rağbet görmedi. Baloncuklar duvar kağıdı olarak başarısız olduktan sonra hayattaki gerçek yerlerini keşfetti. Hassas eşyaları korumak. İlk bilgisayarların nakliyesi sırasında baloncuklu naylon yardıma hazırdı. Of, zaten tüm odaları baloncuk desenli olan bir evi hayal edebiliyor musunuz? Peki bu hoşunuza gidiyor mu? Yorumlarınızı bekliyorum. Dünyanın en büyük şirketlerinden birine sahip olsaydınız ve dünyadaki en bilinen ürünlerden birini satsaydınız, şirketinizin sırrını nasıl gizli tutardınız? Şöyle ki, Coca-Cola'nın formülü patentli değildir. Aslında ilk tarif patentliydi. Ancak değiştirildikten sonra yeni tarif hiçbir zaman patentlenmedi. Coca-Cola'nın gizli formülünü günümüzde sadece şirketteki birkaç kişi biliyor. Zaten Coca-Cola'nın rakipleri de bu formülü bilmek istemiyor. Sorunlu bir çalışan, 2006 yılında bu sırrı satmaya çalıştı. Ancak çabaları sonuç vermedi. Daha yeni satın aldığınız yatağınıza bir bakın. Bu etiketi çıkarmak kanunen yasaktır yazan etiketi görüyor musunuz? Bayağı ciddi bir şeymiş gibi görünüyor, değil mi? Ancak bu etiketler sizin için değil, yatak satıcıları için oraya konuluyor. 100 yıl önce yatak üreticileri şiltenin içini herhangi bir şeyle, mesela hayvan kılı, eski hastane yatakları veya giysilerle doldururdu. Ardından katı yasalar konuldu ve eski hastane yataklarının kullanılması engellendi. Çünkü bu yataklar mikrop içindeydi. Artık Play-Doh hamurunu herkes evinde yapabilir. Biraz un, su, tuz ve gıda boyasını karıştırın, işte o kadar. Yaratıcı bir insan bununla saatlerini geçirebilir. Çünkü bu şey ucuz, temiz ve zararsızdır. O yüzden de mükemmeldir. Ancak esasen oynansın diye üretilmemiştir. Bu malzeme 30'lu yıllarda duvarları temizlemek için kullanılıyordu. Bunun nedeni su ve sabunla temizlenemeyen duvar kağıtları furyasıydı. Ancak Play-Doh zaman içinde kendi özel kullanım alanını buldu. Bitirdiğiniz lollipopun çubuğunda bir delik olduğunu fark ettiniz mi? Bu delik sadece gösteriş olsun ya da işiniz bittikten sonra müzik aleti yapasınız diye orada değildir. Amacı şekerin bulunduğu yerden düşmesini önlemektir. Şeker henüz sıcakken bir kalıba dökülür. Sertleştikçe deliğin içine akar ve bir nevi çapa görevi görür. Aha, siz lollipop sevmez misiniz? Peki, Amerikan jelibon ayıcıkları sever misiniz? Ancak işin aslı bu ayıcıklar Amerikan değil, Almandır. Bir Alman şirketi bu şekerleri 1922 yılında üretmeye başladı. Asıl adı Gummi bir şeydi. Her neyse, bunları üreten firma canlı şovlarda dans eden gerçek ayılardan ilham almıştı. Zaman içinde bu şekerler tüm dünyaya yayıldı. Bilgisayarınızın klavyesindeki F ve J tuşlarının üstündeki o küçük çıkıntıların ne işe yaradığını hiç merak ettiniz mi? Bu küçük çıkıntılar en hızlı şekilde yazabilmeniz için oradadır. Bunun için de işaret parmaklarınızı F ve J harflerinin üstüne getirmek en iyisidir. Bu sayede klavyeye bakmadan bile kolaylıkla tüm harflere basabilirsiniz. Herkes Slinky'yi sever, değil mi? Bunlardan birinin arka planda çalan harika bir müzik eşliğinde merdivenlerden aşağı inmesini istediyseniz tebrikler. Siz kesinlikle bir YouTube tutkunusunuz. Piyasaya ilk çıktığında herkes bunları çok sevdi. Ancak bu çılgınca bir şeydi. Çünkü oyuncak olarak değil, bir yay olarak üretilmişti. Orijinal olarak gemilerdeki hassas denizcilik cihazlarını yerlerine sabitlemek için tasarlanmıştı. Bu da kulağa pek eğlenceli gelmiyor, değil mi? Ta ki içlerinden birinin masadan düşüp kalbimizi erittiği o muhteşem güne kadar. Daha sonra üstünde yeni deneyler yapıldı ve yeni geliştirilmiş Slinky ortaya çıktı. Bunu sağlayan bilim insanları ekibine bir madalya vermek lazım. Kot pantolonunuzdaki o küçük cep, bozuk paralar veya anahtarlar için tasarlanmamıştır. Bunlar başlangıçta cep saatlerini koymak için yapılmıştır. Sizin cep saatiniz yok mu? Bu nasıl mümkün olabilir? 1890'larda son derece popülerdi. Bu arada kot pantolonunuzu ilginç kılan tek şey bu değil. Ceplerinizin kenarlarına bakarsanız dışarı doğru çıkıntı yapan perçinleri görürsünüz. Hayır, bu perçinler geçmişe ait havalı bir moda akımı değil. Onların çok önemli bir işlevi var. Kotların en çok yıpranan hassas kısımlarını korumak. O günlerde ağır işlerde çalışan çoğu insan kot pantolon giyerdi. Bu yüzden bu pantolonların dayanıklı olması gerekirdi. Eskiden yaşayan insanlar yırtık pırtık bir kot pantolon için günümüzde 500 lira ödediğinizi görseler herhalde şoke olup bayılırlardı.